Değerli seyahat acentalarımız, BTK ve canlı yayında izleyen acentalarımız, değerli Medeniyet Üniversitesi öğrencilerimiz, bugün paket tur, oluşturma ve tasarlama eğitimimize hoş geldiniz. Bugün paket tur ve oluşturma ve tasarlama eğitimimizde bize Zekeriya Bey eşlik edecektir. Kendisini sahneye davet ediyorum. İyi eğitimler herkese. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Birazcık kendimi tanıtayım. Ondan sonra da peyderpey gideriz. 3 saatimiz var ama zannedersem 3 saatten önce bitireceğiz. Normalde bana çok konuşursun derler. Umarım çok konuşmam. Ben Zekeriya Şen. 72 doğumluyum. Turizmle hiçbir alakam yok. Astronomi ve uzay bilimleri mezunuyum. 88'de Türkiye'ye döndüm ve bunun sonucunda da üniversitede okurken iş bulmam gerekiyordu. Harbiye'deki bütün seyahat acentalarına tek tek gidip ben iş arıyorum dedim. Ve Tura Turizm, o zaman Ayhan abi vardı rahmetli. Gel sen başla dedi. Ve transfermen olarak başladım. Ve o zamandan beri de turizmin her kolunda çalıştım. Sabahları charter uçaklarını karşılamaktan tutun, maliyet yapmaya, bana verilen fotokopileri çoğaltmaya, her şeyi ofis içerisinde yaptım. Baktılar ki transfermen olunca çok iyi para kazanıyorum bahşişten dolayı. Dediler ki sen gel bir ofiste otur. Ofiste oturmaya başladım ve öyle peyderpey operasyoncu oldum. Ben özünde operasyoncuyum. Satıcı vesaire değilim ama pek çok bölümünden geçtiğim için turizmin her şeye bir şekilde dokunum. Çünkü her şeye bir şekilde dokunup ancak bir noktaya gelebiliyorsunuz. Ben her zaman şunu söylüyorum çalışma arkadaşlarıma da, sıfırdan başlayıp her noktasını görüp ancak o zaman siz bir noktaya gelebiliyorsunuz. 88 yılında girdim turizme. İşte hesaplarsanız 20 üstü turizmdeyim. Fes turizme gireli 20 yıl oldu. 28 yıl diyeceğim toplam. 20 yıldan beri Fes turizmde çalışıyorum. Fes turizme bir operasyoncu olarak girdim. O zamana kadar turizmin ne olduğunu bilmiyormuşum. Hep onu söylüyorum. Çünkü benim yaptığım iş doldur boşalttı. Broşürde her gün bir grup inerdi Amerika'dan. Onları yollardık, otele odalama geçerdik, maliyetlerini yapardık, sonra onları uğurlardık, rehberlere dosya verirdik. Ama Fes turizme geçtiğimde bir defa önümde Türkiye açıldı. Türkiye'nin o derinlikleri açıldı, kültürel anlamda Mardin'i ilk defa o zaman tanıdım. O zamana kadar hayatımda Mardin, yani ismen biliyordum ama Mardin nedir, nerededir, Kars, Van, Doğu Beyazıt, Ağrı Dağı, bunların hepsi böylelikle hayatıma girmiş oldu. Burada size birazcık kısa kısa paket tur oluşturmaktan bahsedeceğim. Aslında çok fazla her turizmcinin bir şekilde köşesinden girmiş olması gereken bir konu. Beni davet ettiklerinde ısrarla şey dediler, bu konuda söz sahibi misiniz, biliyor musunuz vesaire. Evet dedim. Yani bilmek durumundasınız sonuçta. Bilmeden olmuyor. Onun için ben peyderpeye gideceğim. Lütfen sorunuz olursa hiç çekinmeden sorun. Sorularla birlikte devam edebiliriz. Ben size şimdi yavaş yavaş bir paket tur benim açımdan, fast travel açısından nasıl kurgulanıyor onu söyleyeceğim. Lütfen bunu normal mass turizm olarak kıyaslamayın çünkü mass turizmin konjektörü, mass turizmin formülasyonu tamamen farklı. Tabii ki örtüştüğümüz noktalar oluyor ama ben bir butik turizm, kültürel turizm firması olarak size bunları kendi açımdan nasıl oluyor aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle bir seyahat programı tasarlamadan önce nereye seyahat yapacağınızı ve ne yapmak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Yani
Herkesin bir tarzı var. Her firma konusunda bir tarzı var. Sorumlu olabilir, sürdürülebilir olabilir, mass tourism olabilir. Şunu diyebilir, ben back to back Viyana'ya gezi yapmak istiyorum. Tamam, paketlerimiz belli, kurgularımız belli. Ama butik bir firma olarak baktığınızda ben özgün ne verebilirim? Öncelikle bundan başlıyoruz, fast travel olarak. Biraz fazla fast travel diyeceğim ama kusura bakmayın. Onu mümkün olduğu kadar kesmeye çalışayım, reklam olmasın. Öncelikle çok ciddi bir ön araştırma gerekiyor. Biz yaparken bir geziyi hiç kimseden bir defa bir ilham normalde almıyoruz. Ben fast travel'a girdiğimde 22 yıl önce ortada, nasıl örnek vereyim, Etiyopya. Etiyopya yapan hiç kimse yoktu. Düşünün, internet neredeyse yeni çalışıyor, hiçbir bilgi yok, kitapçıklar var elinizde. Çok ciddi kitap okurduk, çok detaylar yapardık. Nereyi görmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? Evet, yurt dışında yapan firmalar vardı, onlardan ilham aldığımız oluyordu. Bakıyorduk, ulaşabildiğimiz takdirde, broşürleri bize geldiği takdirde World Travel Market'e giderdik. O zaman en popüler fuardı. Oradan baktığımızda elimize ne geçiyorsa ona bakıyorduk. Ancak orada çok ciddi bir faktör var görmediğimiz. Biz Türk insanına hitap ediyoruz. Türk insanında farklı beklentiler oluyor. Buna göre de geziyi tasarlamanız gerekiyor. Ondan dolayı örnek vereyim, gideceğiniz bir kilise veya sinagog ilk başta Türk müşterisine çok fazla cazip gelmeyebilir. Belli kültürel örtüşmeler olduğundan dolayı Türk kitlesine hitap edebilecek tarzda programları bir araya getirmeye başladık. Bu ciddi bir süreç alıyordu. Bir programı çalışmamız normalde 6 ile 7 ay daha taslağını yazmak aşamasına gelirdik. Bir programı çıkartmamız, maliyetini yapmamız ortalama 1-1,5 yıl sürebiliyordu. Çünkü yazdığınız her satırın arkasında durmanız gerekiyor. Eğer bir seyahat tasarımcısıysanız. Copy paste çok rahat, hep söylüyorum, copy paste alırsınız, bilirsiniz ama içini bilmediğiniz sürece yüreğiniz orada değil. Bir defa bu iş bir, benim açımdan bir aşk, bir heyecan, bir tutku. Ben bunu yaşamadığım sürece ben onu gezilerime aktaramıyorum. Ve bunu yaşadığınız sürece de orada çok güzel ufak noktalar koyabiliyorsunuz ve kendinizi ayrıştırabiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi önden bir ön araştırma oluyor. Bu ön araştırma zaman içerisinde, bu 22 yıllık süreç içerisinde tabii ki çok kısaldı. Şimdi bir ön araştırma yapmanız belki yani bir buçuk ayınızı vesaire alıyor. Ön araştırma dediğimizde işte önünüzde koskoca bir coğrafya var. Ben burayı yapmak istiyorum diyorsunuz. Örnek veriyorum, Hindistan. Nereden başlamam lazım? Bunun güneyi var, Rajasthan'ı var, Ladakh'ı var, Sikkim'i var, Orissa'sı var, Andaman'ı var. Öncelikle bir best of'la girmeniz gerekiyor. İlk başta o. İlk defa bir güzergah yapacaksanız, nereye yapacaksanız, best of'u nedir? Çünkü insanlar o doruk yerleri yaşamak istiyor ilk başta. Türkiye'den bahsedersek, Türkiye'ye ilk defa gelen bir gezgin, baktığınızda Efes, Ayasofya, Topkapı gibi yerleri görmek ister. Siz tabii ki Mardin'i, Diyarbakır'ı çok seviyor olabilirsiniz ama onu ilk başta sunmanız pek uygun olmuyor. Ona göre de müşterinizi tartmanız lazım. Öncelikle müşterinizi çok iyi biliyor olmanız lazım. Benim müşterim benden ne bekliyor? Kültür mü bekliyor? Deniz, kum, güneş mi bekliyor? Hiking mi bekliyor, yoksa adventure mi bekliyor, rafting mi bekliyor? Bunların hepsini çok iyi bildiğiniz takdirde çok daha güzel öykünüzü yazmaya başlıyorsunuz. Ve dediğim gibi ön araştırma bu sürece giriyor. Bu ön araştırma içerisinde de planlama süreci geliyor. Planlama sürecinde ise ben bunu ne zaman yapacağım? Hangi dönemlerde yapmam lazım? Süresi ne kadar olması lazım? Uçağın var mı yok mu, bunlara bakmamız lazım. Şimdi süreç bizim kitlemiz için diyeyim, Türk insanı için
Çok uzun olmaması gerekiyor. Çünkü biz çok uzun tatil alan bir topluluk değiliz. Alsak alsak işte bayram denk gelirse 10 günlük tatiller, 12 günlük tatillerle birlikte örtüştürebiliyoruz. Eskiden çok ciddi uçak sorunlarımız vardı. Sağ olsun Türk Hava Yolları sayesinde şimdi her yere ulaşabiliyoruz. Ama bu planlama sürecinde en önemli konulardan bir tanesi ben oraya nasıl ulaşacağım? Kaç aktarmalı, tek aktarmalı vesaire gibi. O planlama sürecinde de dediğim gibi baktığımız şey biz ne kadar en efektif şekilde bu geziyi kurgulayabiliriz. Şimdi bir yere gidebilirsiniz, 2 hafta kalabilirsiniz, 3 hafta kalabilirsiniz ama bir seyahat tasarımcısı olarak oraya birisini yolladığınızda en yoğun şekilde ne gösterebilirsiniz? Biz ona bakıyoruz. Benim için gezi tasarımcılığı şöyle, biz askerlik yaptırıyoruz. Sabah 7'de başlayıp akşam 9'da oteli sokuyoruz. Çünkü diyoruz ki bir daha sen ne zaman gidebileceksin buraya? Meksika'ya ben gezi yaptım diyelim. İlk defa Meksika, Guatemala'ya. Benim sorumluluğum o ülkelerin en güzel şeylerini sizlere, gezginlere aktarabilmek. Siz döndünüz, çok keyifli bir pazar gününde seyahatten döndünüz, elinde kahveniz var, mug'ınızla oturdunuz, bir belgesel izliyorsunuz döndünüz güzergahtan. Biz bunu görmedik. Ben bunu dedirtmiyorum mümkün olduğu kadar. Olabilecek ondan dolayı dersimizi de maksimum düzeyde çalışmamız lazım. Sonuçta biz turizmciyiz. Ondan dolayı da planlama süreci bu anlamda rasyonel olarak gün, sayı, içerik olarak hepsi bir araya güzel bir kurgu içerisinde gelmesi gerekiyor. Sonra tabii uygulanır araştırma. Bu da ne oluyor? İşte ben yapabilir miyim o dönemde? Şimdi eskiden bayramlar kış dönemine geliyordu. Yavaş yavaş yaza geliyor. Yazdan geçiyor. Şimdi ilkbahara doğru geliyor. Ama kış döneminde Vietnam yapabilirken bayramda şimdi yapamıyorsunuz. Daha doğrusu yapmamanız lazım benim gözümde. Bayram döneminde Hindistan yapmamanız lazım. Çok sıcak. Bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Tabii ki yapabilirsiniz. Uçaklar yine uçuyor, müşteri yine var. Ama oradaki o tasarımcı ruhuyla, sorumluluk ruhuyla ben bunlara ne kadar bunu aktarabilirim ve doğru bir şekilde aktarabilirim. Şimdi örnek vereyim. Ağustos'ta Hindistan'a gittiniz. Sürekli yağmur yağıyor. Monsun dönemi. Ben ne anladım bundan? Evet ucuza gittim, güzel gittim ama ne anladım bundan? O masa başında yaptığınız emeğin karşılığını göremiyorsunuz. Müşteri de göremiyor. Evet gitti gördü ama yaşayamıyor. Aynen bizim Urfa'ya Temmuz'un ortasında müşteri yollamamız gibi. Ha şu var. Sorumlu bir seyahat tasarımcısı olarak şunu diyebilirsiniz. 47 derecede dolaşmak istiyorsanız tabii ki buyurun. Ama ben bunu size söylemekte yükümlüyüm. Bunlar da bu uygulanabilir araştırmanın bir süreci olarak geçiyor. Uçaklar, hava durumu vesaire gibi. Sonra tabii ki sabit ve veya dinamik maliyetler geliyor. Bunu biraz sonra açacağım. Sabit dediğimiz doğal olarak adı üstüne sabit giderler. Ne vardır ne yoktur işte. Rehberlik sabit bir giderdir. Otel sabit bir giderdir. Ama oynak olan gider uçak olabilir. Eskiden mesela uçak çok oynardı. Bağlayamazdınız fiyatları. İşte şununla şunun arasında derdi. O zaman birazcık dinamik maliyete girerdi. Öngörülerde bulunmanız gerekirdi. Bunlarla birlikte şimdi bunlar birazcık daha oturmaya başladı bu dönemlerde. Fiili maliyet çalışması ve giderler kurgusunu oluşturması. Yani sıfırdan maliyet yaratmak. Bu oldukça keyifli bir şey. Ama aynı zamanda da çok meşakkatli bir şey. Bunu sıfırdan yapmanız, konuları bilmediğiniz sürece ve araştırmadığınız sürece çok rahat gol yiyebileceğiniz bir kale. Ben turizme başladığımda daha o zaman Excel vesaire yoktu. Biz her şeyi yazılı yapardık.
ve tekrar tekrar bir arkadaşla, ikinci bir arkadaşla bunu kontrol ederdim. Sonra hayatımız değişti, Excel geldi. Wow dedik, yani biz böyle bir şey hayatımızda görmedik, hayatımız kurtuldu. Ama şu an Excel de yeterli değil. Şimdi bambaşka versiyonlar var. Örnek vereyim, biz Fast Travel'da sıfırdan yarattığımız bir tane sadece bize özgü muhasebe, satış ve operasyonu aynı platformda konuşturan bir tane programımız var. Excel'den türetilmiştir ama aynı anda online birbiriyle konuşur. Böyle bir kurgumuz oldu. Buna da Fast Brain dedik, yani çok şey. Fast'in beyni gibi. Her şey oradan gidiyor. Şimdi soru işaretleriyle birlikte gezi tasarımındaki maliyet süreci. Bunu tabii ki benim açımdan sizlere aktarıyorum. Herkesin kurgusu farklı olabilir. Öncelikle program akışı. Dediğim gibi ben nereye gezi yapacağım? Ne yapmak istiyorum? Nereye, kaç kişi götürmek istiyorum? Ne zaman götürmek istiyorum? Nasıl götürmek istiyorum? Bir defa bunun üzerine bir kafa yormanız gerekiyor ilk başta. Eğer bunu özgün bir şekilde yapacak iseniz. Yoksa dediğim gibi, yani en sonda da onu söyleyeceğim ama copy paste. Günümüzün en büyük şeyi copy paste. Hemen alın. Birisi yapmış, ben de hemen uygulayayım. Ben bunu gündeme getireceğim çünkü bundan çok fazla müzdarip olduğumdan dolayı. Program akışı. Dediğim gibi süre, müşterinizin beklentisi, sizin firma olarak felsefeniz, kurgunuz, siz ne yapmak istiyorsunuz, siz neyi müşterinize aktarmak istiyorsunuz, bunların hepsini bir araya getirdiğiniz süreç oluyor bu. Ve burada da en önemli konulardan bir tanesi ulaşım ve hava durumu. Diğer sonrası oturuyor. Öncelikle bunu bir oturtturmamız gerekiyor ve tabii ki süre. Şimdi 16 gün, 20 gün, 25 günlük süreler Türk müşterisi için uygun süreler değil. Hiç kimse 25 gün, yani ekstrem bir şey yoksa izin alamıyor. Bir defa izin sürelerimizi bilmemiz lazım. Hangi sektör ne kadar izin alıyor, nasıl alıyor, nasıl yapabiliyoruz? En lüks dediğim 10 gün alabilir. 2 birer günde koyun, 12 gün maksimum, 2 hafta diyelim. Onun haricinde fiilen 3 hafta seyahat alan bir kitle Türkiye'de yok. Buna göre kurgulamamız gerekiyor. Paket tur için bahsediyorum tabii ki. Özel gezilerde kurgular tamamen farklılaşabiliyor. Sonra tabii ki az önce de dediğim gibi ulaşım. Nasıl ulaşabiliyoruz, nasıl gidebilirim? Tren var mı, uçak var mı, gemi var mı? Tabii ki ağırlıkta biz Asya'ya, Afrika'ya uzak olduğumuzdan dolayı uçak ön planlı oluyor. Türk Hava Yolları sayesinde şu an her yere 3 aşağı 5 yukarı ulaşabilir haldeyiz. Ama eskiden düşünün, işte Hindistan'a gitmek, ben ilk defa Hindistan'a gezi yaptığımda 2 aktarmalı giderdik. Gulf Air'le giderdik. Sonra Emirates geldi. İnanılmaz heyecanlandık. Tek aktarmalı. Sonra bir ara Türk Hava Yolları geldi. Girdi piyasaya. Güzel de gitti. Ama sonra politik nedenlerden dolayı geri çekildi. Uzun bir süre Türk Hava Yolları Hindistan'a uçmadı. Sonra tekrar uçmaya başladı. Şimdi duyduğum kadarıyla 2-3 tane daha artı Mumbai ve Delhi haricinde uçmayı planlıyormuş. Eğer Hindistan izin verirse. Tabii bunların gelişmesiyle birlikte de programlarınız daha kolay oturmaya başlıyor ve daha kolay ulaşılabilir olmaya başlıyor Türk insanı. Tabii ben de şunu da vurgulamak istiyorum. Türk insanı bir gezgin aslında. Öncelikle bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Yok Türk insanı işte deniz, kum, güneş sever, alışveriş sever vesaire. Tabii ki bu kitle var. Ama Türk insanı aynı zamanda bir gezgin. Entelektüel boyutunu bir tarafa bırakıyorum. Keşfetme duygusu, öğrenme duygusu ciddi anlamda üst planda. Sadece biz biraz geriden geliyoruz Batı'ya kıyasla. Gezginler 100 yıl önce başladıysa biz daha yeni yeni o kıvama gelmeye başladık. Bundan dolayı da şöyle de bir örnek verebilirim. Bir defa, ilk defa hatta
Moğolistan'a gezi yaptık. Gobi Çölü'ndeyiz. Gobi Çölü'nü geçiyoruz. Bir ortam düşünün, hiçbir şey yok, tamamen çöl. Ortada bir tane filmlerdeki gibi bir kafe var. Tek durabileceğiniz yer orası. Orada durduk. Girdik içeri. Bir grup böyle kafasını çevirdi. Baktı, aa dedi, Almanlar geldi dedi. Ondan sonra bir diğeri dedi ki, yok yok, bunlar Alman, bunlar İtalyan dedi. Peki. Sonra dayanamadılar, bize geldiler. Biz Türk'üz dedik. Ne alaka, Türk gezer mi dedi. Evet dedik, bakın işte buradayız. Yani bunları da yavaş yavaş kırmaya başladık. Ama özünde şunu söyleyeceğim, Türk insanı seyahat eder, ediyor. Bilinçli bir gezgin. Sadece ne alabileceğini sizin ona sunmanız şimdilik ön planda oluyor. Yavaş yavaş ne istedikleriyle de birlikte size gelmeye başladılar. O da güzel bir şey. Yer hizmetleri. En ciddi konulardan bir tanesi de bu, yer hizmetleri. Ben bunu kimden alacağım? Şimdi yine geçmişe dayanırsam, acentayı nereden bulacaksınız? Kim referans verecek o acentaya? Nereden ben bu bilgileri alacağım? Güvenilir mi? Parayı yollayacağım vesaire. Yine bu aslında program akışı içerisine giren bir çalışma süreci. Belli kontrol etme mekanizmalarınız var. Nereye üye, hızlı cevap veriyor mu, ulaşılabilir mi vesaire vesaire gibi çok fazla kriterleri vardı zamanında. Hala var. Yani şu an sıfırdan bir acenta bulduğunuzda en büyük korku, güvenilebilir mi? Bana istediğimi verebilecek mi? Beni anlayabilecek mi? O dönemlerde bu oldukça zordu ve beni en fazla ürküten konulardan bir tanesiydi. 150'nin üzerinde sorun vardı. Hala da var. Karşı tarafa sorarız. Dur, sen bir bizimle çalışacaksan öncelikle şu sorularımızı bir cevapla lütfen. Böylelikle bir nabız tutardık. Ciddi mi, ciddi değil mi? Ve bunun üzerinden aksiyon alırdık. Şimdi tabii ki internet sayfası var mı, çalışıyor mu? Ulaşılabilir mi, ulaşılamaz mı gibi verilerle sağlama yapabiliyorsunuz. Ama ben ilk buna başladığım dönemden bahsediyorum. Bu bizim için en büyük kriterlerden bir tanesiydi. Sonuçta siz ne kadar tasarlarsanız tasarlayın, bu paket turunuzu, maliyetinizi, sahadaki ekibiniz, taşeron firmanız sizinle aynı mantıkta değilse, sizin hissettiğinizi hissetmiyorsa, sizinle aynı havayı koklamıyorsa biraz zor. Onu aynı zamanda eğitmeniz gerekiyor. Biz hep bunu yapıyoruz. Bak, böyle bir kitle geliyor. Batılılar gibi değil. Biz çayımızı isteriz. Domates, peynir, zeytinimiz olması lazım kahvaltıda. Ne yap, et, bunu bul diyerek o insanları bu anlamda eğitmeye çalışırız. Bunun da bir süreci var. Bunların hepsi işte program akışı belli olduktan sonra karşı tarafta bulduğunuz acentayla birlikte veya partnerlerinizle birlikte peyderpey geliştirdiğiniz konular. Bunlar olmazsa sonuçta onlar karşılarında bir sürprizle karşılaşıyorlar bir anda. Bu ne? Biz bunu böyle yapıyorduk, niye siz de böyle yapıyoruz gibi kurgulara giriyor. Ama tabii burada bir tane trick, bir konu var, püf noktası var burada. Ben çok Türklerle çalıştım diyor. Ben Türk müşterisini çok iyi biliyorum diyor. Süper. Bu da bir açmaz. Sizi bilmiyor. Sizin tarzınızı bilmiyor. Bana geliyorlar, işte ben çok Türklerle çalıştım, sizin bütün işinizi alalım, yapalım. Tamam, çok güzel arkadaşım. Diyoruz ki işte biz şuraya girmek istiyoruz. Bir iki gün cevap yok. Sonra ne oldu diyorsunuz. Ama bizim yaptığımız Türklerin hiçbirisi oraya girmez ki. Yok, biz gireriz. Yani dediğim gibi karşı partnerinizi de eğitmek aslında sizin arka planda, operasyonda, masada oturan ekip olarak onları eğitmeniz gerekiyor bu anlamda. O zaman güzel bir akış olmuyor. Birisinin bildiğini başkası bilmiyor.
Bizde de mümkün olduğu kadar açıklık ve bilgi akışı mutlak. Bu olmadığı sürece sizin masa başında hayal ettiğiniz uygulamada olmuyor. Ve bu iş tabii ki bitmiyor. Siz hep 24/7 bunun başında olmanız gerekiyor. Yer hizmetleri bundan dolayı oldukça önemli. Tabii ki yer hizmetlerini açmıyorum. O kadar çok türevleri var ki. Otobüs firmasını ayrı alabilirsiniz, rehberleri ayrı alabilirsiniz. Hepsini bir firmadan alabilirsiniz. Bunların hepsini siz bir orkestra şefi olarak başta çok ciddi kurguluyor olmanız gerekiyor. Sonuçta arka planda bu paket turu tasarlayan arkadaşlarımız aslında benim gözüme bir orkestra şefi. Müzik çalarken bir enstrümanda bir akor bozuksa orkestra şefi onu fark edip hemen düzeltmesi gerekir. Yoksa genel ahenkte bozukluk olur. Seyirciye yanlış bilgi gider, yanlış vurgu gider, yanlış tema gider. Sonra da tabii ki siz bunların hepsini yapıyorsunuz, ediyorsunuz vesaire. Bunu ya yerel bir rehbere paslıyorsunuz veya buradan bir rehbere paslıyorsunuz. O da her zaman söylediğim gibi benim sahnedeki yıldızınız oluyor. Bizler genellikle tasarımcılar olarak sahnenin arkasındaki ekibiz. Işıkları, elektriği vesaire her şeyi kontrol ediyoruz. Çok güzel bir programı hazırlıyorsunuz. Uygulayacak olan arkadaşa paslıyorsunuz. O arkadaşı da eğitmeniz gerekiyor. Müşterinin beklentisi nasıl olması gerektiği kurgusunda. Tabii bunlar şimdi diyeceksiniz ki paketle ne alakası var maliyette ama bunların hepsi bir bütün. Ben şimdi kuş bakışı size sunmaya çalışıyorum. Tabii bunları bir araya getirdiğinizde de bunun içerisine bir de konaklama geliyor. Konaklama da çok önemli. Ne istediğinizi bilmeniz lazım. 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, butik, işte kamp, çadır vesaire müşterinizi bilerek ve o bölgenin size sunduğunu da bilerek. Şimdi bazı şeyler var. Bazı yerlere gidiyorsunuz. Motel. Başka olanak yok. Sizin o zaman tasarımcı olarak bunu müşterinize çok iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Burada motelde kalacağız. Ortak tuvaleti olacak. Böyle olacak, şöyle olacak. Bunları yapacağız. Ben ilk defa Libya'ya gezi yaptığımda yani ne diyeyim konaklama yeri yoktu. Bir Koranti Otel vardı başkentte. O da Kaddafi'nin oteli olduğundan dolayı. Onun haricinde şehirden çıktıktan sonra başka hiçbir konaklama yoktu. Motel vesaire, o motellere temiz çarşaf yollatmak. Bunların hepsini siz arka planda yapıyor olmanız gerekiyor. Eğer sorumlu bir turizmciyseniz. Sonra paket gezisi maliyet iskeletine gelelim buradan. Özünde maliyetler sabit genel giderlerden oluşur. Sonra da değişken giderlerden oluşur. Değişken gider dediğimde de o fiyat oynayabilir, fiyat olabilir veya kişi başı fiyat olduğundan dolayı değişken diyebiliriz. Ama sabit giderler karşı taraftan aldığınız sabit paket olabilir. Sabit otel kurgusu olabilir. Yerel rehberlik olabilir, rehberlik olabilir, otobüs gideri olabilir, bunun alt türevleri, tekneler olabilir vesaire. Bunların hepsi sabit gider olarak bir genel gider kısmında kalır. Bu ne demektir özünde? Ben bunları koyuyorum, geziyi kurguladığım kişi sayısına bölüyorum. Bu hane odur. Bu hane önemli bir hanedir çünkü burada yaptığınız herhangi bir hata kişi sayısından dolayı ciddi yansıması olabilir veya eklemezseniz de hiç haberiniz bile olmayabilir. O büyük bir tuğladır duvarda. Onun için genel giderleri mümkün olduğu kadar ön araştırmanızda ben bunu toplu alıyorum. 10 kişiye böleceğim, 20 kişiye böleceğim, 30 kişiye böleceğim gibi kurgu yapmanız gerekiyor. Değişkene geldiğimizde eskiden dediğim gibi uçak fiyatlarını böyle pat diye sabit vermezlerdi. Şimdi veriyorlar. O da işte MCO'lara yatırdıktan sonra vesaire. Ama normal koşullarda uçak fiyatı pazarlığa açık bir
kurguydu. Ya abicim işte hallederiz bunu, verir misin şu kadardan alalım mı? Tamam ama işte 10 kişi sattın, üzerine 15'e çıkıyorsan şu olabilir vesaire gibi değişken bir kalemdi. Şimdi daha bir sabit, Allah'tan diyorum, ama o da girdiğiniz risklere bağlı. 20 kişilik bir geziyi hedefliyorsanız 20 kişinin riskine giriyorsunuz demektir. Bunu ya alacaksınız ya almayacaksınız. Şimdi paket turda da böyle bir faktör var. Bazı ürünlerin ya riskine gireceksiniz veya hiç paket turunu o ürünle birlikte çıkartmayacaksınız. Uçak, buradan bir yere gideceksiniz. Tek havayolu varsa, Türk Hava Yolları ise ve siz bu geziyi satmak istiyorsanız ve piyasada kendi içinizde bu konuda tekseniz veya 2-3 tane rakibiniz varsa, örneğiniz varsa riske girmenizde fayda var. Çünkü ne kadar erken davranırsanız o kadar tırnak içinde uygun fiyat alıyorsunuz. Her zaman uymuyor ama. Onun için dinamiğe giriyor. Bugün alıyorum ben, çıkartıyorum geziyi. Başka bir arkadaşım 2 ay sonra aynı güzergahı istiyor. Yani %30, %40 daha ucuza alabiliyor. Çünkü uçak o anlamda müsaitlik gösterebiliyor vesaire. Oynak ve dinamik olabiliyor. Yemekler dinamik. Yemekleri yerel acentadan istediniz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz son dakika bir firma olmadığımız için biz normalde 13-14 ay önceden bir güzergaha çalışmaya başlıyoruz. Uçak yok o zaman. En iyi ihtimalle 362 gün önce açılıyor. Bazı hava yolları o da. Hatta çok iddialılar, derler 362 gün önce açılırız ama açılmazlar da, beklersiniz. Açılmaz. Yerel acentayla yazışırsınız, daha fiyatların belli değil der. Daha otel fiyat vermedi der. İşte yemekler fiyat vermedi. Taslak fiyatlar almaya başlarsınız. Oynamaya başlar. Dinamiktir. Onun için bunlara çok dikkat etmeniz ve çok iyi tartmanız gerekir eğer çok erken çalışırsanız. Son dakikacı bir firmaysanız bunlar nispeten daha bir keskin fiyatlar olabilir. Giriş ücretleri bizde bile. Ben şimdi Türkiye'ye bir incoming grup yapacağım. 20-20 için fiyatları bilmiyorum. Oturup kara kara bunu düşünene kadar ne yapıyorum? Son geçmiş 4-5 yılda müze ne kadar artmış, oranı nedir, onu kendimce hesaplayıp bir oran bulup onu koyuyorum. Artısı üstü sizin riskiniz oluyor. Orada da risk analizi yapabiliyor olmanız lazım. Yine kişi başı değişken ücret çok artarsa, siz altta kalırsanız artık o bir şekilde absorbe etmeniz gereken tutar oluyor veya öyle bir kurum olabilirsiniz ki işte giriş ücretleri fark ediyor, ben sizden bunları talep edeceğim diyebilirsiniz. Biz öyle olmadığımız için normalde bunları mümkün olduğu kadar sabit tutmaya çalışıyoruz. Vergiler derken burada hem yerel vergiler, son zamanlarda son 2 yıldan beri şehir vergileri ortaya çıktı. Özellikle İtalya'da vesaire her gittiğiniz şehrin bir vergisi var. Eskiden bunlar yoktu. Bunlar da değişkenlik gösterebiliyor. Ama benim burada bahsetmek istediğim uçak vergileri. Olabilecek en oynak şey. Yani şu an en oynak kalemlerden bir tanesi bu diyebilirim. Bir yıl önce maliyetinizi çıkartıyorsunuz. 200 euroya denk geliyor diyelim. Özellikle Lufthansa'da öyle dramatik vergi farkları çıkabiliyor. Siz bileti kestirdiğinizde bu 280-320 kadar değişebiliyor. Bunun maliyetinizde öngörmeniz mümkün olmuyor. Yani ya fiyatınızı çok ciddi anlamda arttıracaksınız, artmazsa o kadar kazanç sağlayacaksınız. O da pek etik olmuyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir şekilde kendinizi kollamak için şunu diyebiliyorsunuz müşterinize. Vergim, ben bu maliyeti aldığımda 150 euroydu. Şu kadar oranda arttıktan sonra ben bunu sizden tahsis edeceğim diyebilirsiniz. Veya çok iyi öngörüp 100 euroluk dönemde 200 euro olarak bunu maliyetinize yedirirsiniz. Alt ve üst risklerine girersiniz. Ama şu an en oynak olan vergilerden bir tanesi
uçak vergisi oluyor. Bahşişler oynak, şu anlamda oynak, bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir kalem. Kişi başı 30 euro vereceğim dersiniz, gidip 10 euro verebilirsiniz veya 50 euro verebilirsiniz. Oradaki yerel partneriniz size o kadar iyi hizmet verir ki, yani tamam bu da benden olsun diye ekstra verebilirsiniz. Ama bunların hepsi değişken kalem olarak maliyetinize girer. Biz normalde firmada iki sayfamız vardır. Veya Excel'den bir tane örnek vereceğim sonradan size, ama bir tarafta genel giderler vardır. Yazarsınız bütün genel giderlerinizi tek 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 tek. Öteki tarafta da kalem kalem giderleriniz vardır. Genel giderin toplamını kişi sayısına göre bölüp kişi başı olan kalemlerin altına eklersiniz. Sonuçta size çıplak maliyetiniz çıkar. Ondan sonra da zaten kurgunuzu yapmaya başlarsınız, ama ana bir paket maliyeti yaparken genel ve ne diyeyim değişken maliyetleriniz olur. Bunu da yapabilmeniz için ilk defa yaptığınız bir güzergahı düşünün. Hiç kimse gitmemiş, bilmiyorsunuz. Dersinizi çok iyi çalışmanız gerekiyor. Ben nerede problem yaşayabilirim? Nerede suyum olacak? Nerede suyum olmayacak? Nerede affedersiniz tuvalet parası vermem gerekiyor? Çünkü vermek zorundasınız. Başka alternatifi yok. Şimdi girdiniz bir yere, bir müşteri dedi ki tamam burası. Peki, ama başka alternatif yok. Ben kurum olarak onu dahil ederim. Bunların hepsini alt alta üst üste koyduğunuzda size özel bir şekilde paket gezisinin maliyeti çıkar. Sonra da siz onun üzerine kurgulamaya başlarsınız kazancınızı veya karınızı. Buradan şimdi, evet, bir gezi programı hazırlığı. Kapsanacak bölge ve kentlere vize ve iklim koşulları dikkate alınarak, vizeyi özellikle yazdım çünkü Türk vatandaşları için vize, tamam son zamanlarda pek çok ülkeye vizesiz girmeye başladık, ama genel kapsamda turizmin olduğu bölgelere gittiğimizde vize sıkıntı. Daha o gezi programını kurgularken sizin vizeye bakmanız lazım. Şimdi ben eskiden Myanmar'a veya Burma'ya çok rahat gezi yapabiliyordum. Hiçbir problemim yoktu. 2 yıl öncesine kadar. Şu an Myanmar Türk vatandaşlarına özellikle vize vermiyor. Online başvuruyorsunuz. Ben hala başvuruyorum. Her ay denemek için $50 veriyorsunuz. Vize vermiyor. Yöntemlerini bulmanız gerekiyor. Ama bu konu müşterinizin sizden beklediği önemli bir konu. Vize konusu. Vize alınamayan bir bölgeye gezi yapmanızın hiçbir anlamı yok. Vizenin çok zor olduğu bir bölgeye gezi yapmanız için sizin çok önceden çalışmanız lazım. Çok önceden bilgilerinizi toparlıyor olmanız lazım. Size şöyle bir örnek vereyim. 15 yıl önce bir gün ofise geliyorum. Bizim arkadaşlar dedi ki işte Zekeriya Bey bir problem var. Ne problemi olabilir? İşte Peru vizesi problemimiz var rehberimizle ilgili. Peki biz size uçak bileti aldık. Sizi günübirlik Viyana'ya yolluyoruz bugün. Çünkü en yakın konsolosluk Viyana. Ben uçağa bindim. Elimde bir pasaportla Viyana'ya gittim. Pasaportu verdim. 3 saat bekledim, şinitzel yedim vesaire, pasaportu aldım, akşam uçağıyla geri döndüm, havalimanında bekledim, rehbere pasaportunu verdim, gitti. Uç bir örnek. Benim orada yaptığım masrafı düşünemezsiniz herhalde, gittiniz geldiniz. Şimdi böyle sıkıntılar var, olabiliyor. Ha, o zaman ne yaptık? DHL'le yollardınız 30 pasaportu, onun da bir riski var. 2 ay beklersiniz, müşteriniz der ki nerede pasaportum, ben bu arada bir seyahatim çıktı, nereye gideceğim? Bütün bunların hepsi o program çalışma kurgusu aşamasında. Bunları sizin bilmeniz gerekiyor. Hiç kimse kusura bakmasın, bunu müşterinizden, ya vize bizim sorumluluğumuzda değil, yok olmuyor. Bir gezi yapıyorsanız bunları bilmeniz gerekiyor, tasarlamanız gerekiyor. Yani şeytanın gör dediğini önceden görmeniz gerekiyor.
vizede bizim Türk müşterileri için maalesef belli bölgelerde ciddi problem olmaya başladı. Belli bölgelerde de rahat olmaya başladı. Eskiden Vietnam'a çok zor vize alınırken, şimdi daha nispeten kolay alıyorsunuz. Kapıda alıyorsunuz veya önden bir davetiye geliyor. Ama Laos'ta mesela hala zor vize alıyorsunuz. Beklemeniz gerekiyor. Çin'e mesela şu an münferit gezi yapmanız mümkün değil. 5 kişi üzeri olmanız gerekiyor ki grup vizesi alabilirsiniz. Ama Çin'le Türkiye'nin ilişkileri çok iyi olabilir. Bunları görmeniz lazım. Bir örnek daha vereyim. Meksika Guatemala gezisi yapıyoruz. Meksika'mız bitti. Uçağa bindiler. Guatemala'ya geçiyor grubumuz. Uçaktalar. Guatemala'daki Fahri Konsolos beni arıyor. Gecenin bir saatinde. İşte Sir diyor, senin grup geliyor ama kötü bir haberim var sana diyor. Türkler diyor, an itibariyle diyor C kategorisine girdiler diyor. Peki dedim, C kategorisi iyi bir şey herhalde değil mi? Yok dedi, kötü bir kategori. Ne? Terörist kategorisi dedi. Süper, peki. Tamam, biz geliyoruz dedim, şu an uçaktayız dedim. Yok, mümkün değil dedi. Yani kapıdan sizi geri çevirecekler dedi. Dedim ya, herhalde şaka yapıyorsun. Yok, indi grup. Geri çevirdiler. Ama ben hazırdım. Hemen ne yaptım? 2 saat sonraki Küba uçağına bindirdim. Meksika-Küba gezisi oldu o gezi. Guatemala olmadı. Onun için yani bakın, bu çok dinamik bir şey. Çok dinamik. Önceden bunu benim öngörmem mümkün değil. Ama biz politikayla da çok örtüşüyoruz bu konuda. Hiç bilmediğiniz bir şey oluyor, anında problem. Hemen onun öngörüsünü bulunmanız lazım. Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? Önceden vize koşulu bizim için ciddi anlamda önemli bir koşul. Vizeniz yoksa seyahat edemiyorsunuz, bu kadar basit. Yani bu, özürce çıkamazsın. Nokta. Ben bile çifte vatandaşım, haberim yoktu bir turizmci olarak. Amerika'ya gideceğim bir fuara. Elimi kolumu sallaya sallaya geldim Türk Hava Yolları standına. Uçağa bineceğim. Baktılar bana, o havalı adamlar var ya, basıyorlar böyle 2 aşamalı. Şimdi 4 aşamalı olmuş. Bana dediler ki, siz uçamazsınız. Dedim, nasıl ya, ben İngiliz vatandaşıyım, yani çift vatandaşım. Yok dedi, 2 ay önce dedi, Amerikan hükümeti dedi, 9-11'den dolayı dedi, İngiliz vatandaşlarının dedi, çipli pasaporta sahip olması gerektiğini söyledi dedi. Benim pasaportum çipli değildi. Tıpış tıpış ofise geri döndüm. Sürekli güncel. Ve bizde, ben hep onu derim ofiste de, vize bizde borsa gibi. Bugün biliyorsunuz, yarın değişiyor. Hep kendinizi güncel tutmanız lazım. Çünkü müşteriniz sizden onu satın alıyorsa sizsiniz sorumlu. Bilmeniz lazım. Turizmcisiniz. Ben hep öyle diyorum. Tabii ondan sonra oteller ve gezilecek yerlerin, müze, öğren yeri vesaire seçimi, onu daha sonra birazcık daha ilerleyince açıklayacağım size. Ama bir gezi programı hazırlığının belli bir süreci var. Dediğim gibi eskiden 1 yıl vesaire sürerken, şu an bizim için normal koşulda, en iyi hızda desem, 1-1,5 ayımızı alıyor. Ne kadar iyi bildiğimiz bir güzergah bile olsa detaylarda, çünkü bir programın değerini ve farklılığını gösterecek olan şey detaylar. Siz kendinizi orada gösteriyorsunuz. O detaylar da işte gittim şampanya verdim, onu verdim değil. Operasyonel detaylar. O araba oraya girebiliyor mu? O araba gidebiliyor mu? Şimdi bana diyorlar ki, ben Google Map'e girdim. Buradan buraya 3 saatte gidiyoruz. Süper. Cidden 3 saatte gidebiliyor musun? Google Map onu bilmiyor ki. Google Map kuş bakışı gördüğünü size söylüyor. Yerel acentayla konuşuyorsunuz. En iyi ihtimalle 8 saatte gidersin diyor. Ya 100 kilometre diyor. Mümkün değil diyor gitmen diyor. Ve o yola diyor, sen şeyle de giremezsin diyor. Büyük otobüste de giremezsin. 18'liklerle gideceksin diyor.
ülkenin de kendi içindeki dinamizmini bilmeniz gerekiyor. Biz en son Pakistan'a bir gezi yaptık. İşte bir ay önce döndü. Bize dediler ki büyük otobüste yapamazsın. Nasıl olur? Maliyette var vesaire. Yok dedi. Ufak ufak araçlarla yapmanız lazım. Çünkü şehir içine giremezsiniz bununla. Niye şehir içine giremiyoruz? Güvenlikten dolayı. Büyük otobüs dikkat çekiyor. Ufak da girerseniz arada kaynayabiliyorsunuz. Şimdi bunlar da o ülkenin dinamizmi. Yoksa var. Büyük otobüs var. Biz de ne yaptık? Belli bir yere kadar büyük otobüste geldik. Sonra ufak araç aldık. Şehre girdik. Şeklinde. Onun için ön çalışmanız çok önemli oluyor. Karar verilen program ile havayolu şirketlerinden, yurt dışındaki acentalardan ya veya otellerden fiyat istenmesi. Şimdi kendinize bir programı tasarladınız. Ben bu programı nasıl tasarlayacağım? Ben hayatımda oraya gitmedim. Ben ne bilebilirim vesaire. Çalışmanız gerekiyor. Yani işin özü bu. Ders çalışmanız gerekiyor. Bizim ofiste 9000'in üzerinde kitap var. Hepsi turizm üzerine, farklı farklı güzergahlar üzerine. Fransızca kaynak var, İngilizce kaynak var. Ne yazık ki Türkçe kaynak çok az bu konuda. Papua Yeni Gine'ye gezi yapacaksınız. Türkçe kaynak yok. Ama gidenlerden, gelenlerden, çizmiş olanlardan vesaire ilhamlar alarak kendinize göre kurguluyorsunuz. Buna göre otelinizi de kurguluyorsunuz. Buna göre hava yolunuzu da tercih ediyorsunuz ve oturtuyorsunuz. Bunların hepsi bir şekilde çalışma süreci ve zaman alan şeyler. Ve tabii ki yine aynı lafı kullanacağım. En fazla gol yiyebileceğiniz kalemler de bunlar. Connection alırsınız. Connection saatine dikkat etmezsiniz. Hava yolları da der ki 45 dakikada yetişirsin arkadaşım, hiçbir dert yok. Yetişemiyorsun. Çünkü indiğin terminal 1, ötekisi 3. Her ne kadar hava yolları bunu size garanti etse bile şu 10 dakika geç kaldınız, bitti. Bunları öngörmeniz lazım. Etiyopya'ya ilk defa gezi yaptığımızda bizi oranın bakanları karşıladı. Türkiye'den uçak yok. Ben Frankfurt'a inmem lazım. Frankfurt'taki indiğim terminalden Etiyopya'ya gitmem gerekiyor. Başka bir terminalde. Etiyopya'nın Lufthansa'dan haberi olması gerekiyor. Bu bağlantıyı bir şekilde biz kuruyoruz. Her iki hava yollarına da yazarak. Bizi bekliyorlar ve öyle grubumuzu götürüyoruz. Şu an evet direkt uçuş var. Ama bunların hepsi planlamadan geçen süreçler. Ben nereden gol yiyebilirim? İlk başta başladığımız nokta bu. Nerede benim programımda açmazım var? Onların önerilerine göre programı geliştirmesi. Tabii ki onların önerileri dediğim karşı tarafın önerisi. Birisini buluyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben 15 Türk geleceğim, 10 günüm var, bana ne önerirsin? Tabii ki size öneriyor. Ya işte şunu yap, best of highlights odur, budur, Efes'tir vesaire. Tamam, Efes'e. Diyelim ki Türkiye'ye gelecek. Herkes Efes'i öneriyor. Ben Efes'i önerirken yamaç evlerini de öneriyorum ama. Yamaç evlerini nasıl biliyorum? Okuduğum için biliyorum. Topkapı'ya geliyorum, haremi de öneriyorum. Çünkü o insan geri döndüğünde ya ben haremi görmedim demesin diye. Bunu ama size buradaki veya karşı taraftaki acentanız söylemez. Çünkü onun için o kadar değerli bir şey değil. Ciddi anlamda biz kendi kendimize bakalım. Bir incoming grubumuz olsun. Harem herhalde düşüneceğimiz en son şey. Maliyeti arttırıyor. İkinci gez, yani ikinci şey birazcık boş zaman olsun. Başka nedenlerden dolayı vesaire vesaire. Yamaç evleri iki giriş, zaman vesaire. Gelen müşterinizi veya yolladığınız müşterinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hepsi buradan çıkıyor. Herkes istediği tarzda yapabilir ama kendi tarzını çok iyi özümsemiş olması gerekir. Karşılaştırmalı analizler sonucunda uçuşa, uçaklara, otele, otellere ve yerel acenteye karar verilmesi önemli bir nokta. Kolay bir nokta değil. Rezervasyon için başvurulması ve konfirmasyonların alınması. Şimdi herkes her şeyi yapabiliyor arkadaşlar.
Hele bu devirde sorun herkes. Her şeyi yapıyor. Herkes her şeyi yapıyor. Herkes her şeyi biliyor. Yok böyle bir dünya. Herkesin bir uzmanlığı var. Biz firma olarak, ben deniz, kum, güneş bilmiyorum. Bana bir tatil köyü sorun, ben size hiç yardımcı olamam. En iyi bildiğim kuruma yönlendiririm. Yani bilmiyorum. Ben dersim, benim uzmanlığım o konuda değil. Karşı taraftaki acentalısı her şeyi ben yaparım der. Biliyorum, ediyorum der. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Sorduğunuz, az önce de bahsettiğim gibi 150'nin üzerindeki soruyla veya arada sorduğunuz sorularla. Biz pek çok güzergahta biz yerel acentamıza, ya bak burası var, bunu da dahil edebilir miyiz? Ya dur bir saniye bekle de biz sana bir geri dönüş yapalım. Aa evet, dediğiniz yer varmış, girişi de yok, tamam gibi böyle böyle şeyler yaşadık. Çünkü sizin için ederi olan bir şey. Moğolistan'a ilk defa gezi yaptık. Gidiyoruz. Türkler için çok önemli olan bir yer var orada. Tonyu kanıtları. İlk Türkçe yazılmış olan, Türkçe filan. Yani okuyabildiğiniz takdirde Türkçe okuyorsunuz. Orası hiçbir batılı firmanın programında yok. Çünkü onlar için önemli değil. Ama bizim için çok önemli. Oradaki anıtlarda Türkçe bir şey yazıyor. Oradan geldiğimizi gösteren en önemli kanıtlardan bir tanesi. Transsibirya yapıyoruz, Moğolistan'a girdik. Diyoruz ki, ya biz buraya gitmek istiyoruz. Diyor ki, ne alaka? Sen kimsin ya diyor. Ben yıllardan beri buraya gezi yapıyorum diyor. Burada böyle bir şey, yani ben duymadım diyor. Hayır. Var. Bak şu tarihte, şu lokasyonda böyle. Peki ben bir araştırayım. Araştırıyor, geri dönüyor. Ya evet varmış. Ama niye oraya gitmek istiyorsun? Çünkü bu bizim Türklerin Asya'dan geldiğinin en bariz kanıtlarından bir tanesi. Biz bunu görmek istiyoruz. Ne oluyor? Karşı tarafı da eğitiyorsunuz. Karşı taraf bir sonraki programında onu dahil ediyor. Hepsi başından ne istediğinize ve nasıl yapmanıza karar vermenizden geçiyor. Ama yine söylüyorum, bu copy paste olmuyor. Copy paste olabilir şu an bu dönemde, evet. Copy paste alıyorsunuz, ilham alıyorsunuz oradan ve kendinize de adapte edebilirsiniz daha sonra. Tabii herkes her şeyi sıfırdan yaratacak diye bir şey yok. Şimdi bir yurt dışı gezisi için dediğim gibi önceden program belirlenir. Programı yaptınız, derslerden, çalışmalardan vesaire bir araya veya önceden gitmiş olan bir uzman arkadaşınızdan, rehberinizden, gezgininizden aldığınız bilgiler üzerine toparlayabilirsiniz. İklim çok önemli. Yani ben müşterimi yolladığımda veya ben kendim bir yere gittiğimde keyifli bir mevsimde dolaşmak isterim. Niye en kötü mevsiminde dolaşayım? Ha, bunu biliyorsam ayrı bir konu. Ama en kötü mevsiminde bir müşteriyi yollayın Ağustos'ta. Şimdi bakıyorum Ağustos'ta Hindistan satılıyor. Gidin diyorum ama bakın bunlara dikkat edin. Ya evet Zekeriya Bey çok haklıymışsınız, gittik. Yarım gün hep yağmur yağdı. Evet yağdı ama bu şey gerçek. Bunu ben değiştirmiyorum, hiç kimse değiştiremez bunu. Bu bir gerçek. Ama benim sorumluluğum bunu size söylemek. Bazı özel gezginler geliyor, diyor ki işte ben bu tarihte bunu istiyorum diyor. İsteyebilirsin. Benim sorumluluğum bu tarihte gitmeyin. Profesyonel görüşüm. Yok kongre var vesaire, gitmek istiyoruz. Tamam. Ya evet dediğiniz kadar varmış. Tamam ben dedim ama. Benim içim rahat. Çünkü bir şöyle düşünün, bir doktor sizi tetkik eder, olası bir sıkıntınızı ileride şu olabilir der, önleminizi alın der. Bizim de görevimiz bu önlemi alın anlamında. Önceden söylüyoruz bildiğimizi. Her şeyde bilmek durumunda değiliz ama mümkün olduğu kadar kendimizi de geliştiriyor olmamız lazım. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlara, ofisteki arkadaşlara, okuyun. Gazeteleri, dergileri, turizmle ilgili. Şimdi işte Göbekli Tepe 2019 Göbekli Tepe yılı seçildi. Bu bir veri, bu bir değer. Bunları biz önce biliyor olmamız lazım ki ona göre kurguluyor olmamız gerekiyor. Bu bütün dünya için böyle ama. Hangisi kültür başkenti?
nasıl ben bunu entegre edebilirim? Ne şu an popüler demeyeyim ama ilgi çekiyor. Ona göre siz de kendinize göre nabzınızı tutturabiliyor olmanız lazım. Vize koşulları. Yani vize koşulları çok ciddi sıkıntı. Bir de bizim Türklerde olan bir konu var ki yeşil pasaport. Hiç kimse yeşil pasaportu dünyada tanımıyor. Bize özgü bir şey. Üstünde special passport yazıyor ya, vay halinize. Yeşil pasaportun üzerinde special. Sen kimsin? Ne alaka special passport? Bir de bunu anlatmanız gerekiyor. Ve şimdi Tibet'e gireceğiz. Nepal'deki Çin konsolosluğu normalde vize veriyor. Türklere bir problem yok. Ama yeşil pasaportu görünce bu ne diyor? Üstünde special passport yazıyor. Neyin special passportu? Devlet misin? Kimden ya? Ajan mısın zaten? Çinlilerin en büyük şeyi ajan mısın? Kusura bakma sen otur diyor. Bunu bilmeniz lazım. Yani bunu da ben nereden bileceğim? Evet. Nereden bileceksin? Scan edeceksin veya artık çok şey WhatsApp'tan fotoğrafını çekeceksin. Tamam Çin'de WhatsApp yok ama WeChat'ten yollayacaksın. Acentana bak bunu diyeceksin. Adam ona göre sana diyecek ki olabilir veya olamaz. Bunlar çok kritik şeyler. Yolcunun kapıda kalması demektir bu. Bir sonraki aşama. Bir seyahat acentası için olabilecek en korkunç şey. Ama yolcu döner size sorar. Yani hanımefendi, beyefendi siz beni yolluyorsunuz. Yani kusura bakmayın benim yeşil pasaportum vardı. Şimdi ne oluyor? Biz diyoruz ki yeşil pasaportunu geri bırak arkadaşım. İkinci pasaport çıkart. Onunla git. Burada çok püf noktası bir şey var ama. Şimdi bazılarınızın yüzünden anlıyorum. Çin'e zaten yeşil pasaportlar girebiliyor. Tibet'e giremiyor. Tibet Çin. Ama normalde Çin değil. Çok böyle ikilemli bir şey. Diyorsun ki ya Tibet Çin. Çin'e ben girebiliyorum yeşil pasaportumla hiç sıkıntı yok. Muafım. Tibet almıyor sizi. Ama Tibet Çin diyorsun. Yok. Orası özel bir yer diyor. Çok bunlar çok nereden çıkıyor bunlar hep? Soru ders çalışmaktan çıkıyor ilk başından. Uygun tarih dediğim gibi yine iklime geliyor. Hava koşulları vesaire. Uygun uçuş ve uygun otel seçilir. Uygun uçuş yine diyorum Türk Hava Yolları sağ olsun ciddi anlamda bu konuda bizleri rahatlattı. Ama hala bazı bölgeler var ki Türk Hava Yolları uçmuyor. Yani işte Hindistan sadece iki bölgesini uçabiliyor daha fazla uçabilecekken. Alternatif uçaklar geliyor. Orada tabii ki uçuş sürelerine, uçuş detaylarına, aradaki bağlantı detaylarına ve en önemlisi bavulların bağlanmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da yine sizin üzerinizde. Bu da aslında maliyetin bir şeyi, kurgusu. Ben onları nasıl bağlayabilirim? Arada bir firma mı bulacağım alacak bavullarımı taşıyacak yoksa cidden A hava yolları B hava yollarıyla bunu evlendiriyor mu? Paslayabilecek mi? Bunlar ta en başındaki çalışmalarınız sizin. Çünkü program satışa çıktıktan sonra bitti. Ya geziyi iptal edersiniz veya bunun önlemini önceden almış olmanız gerekiyor. Yani o geziyi siz gitmeseniz bile oturduğunuz yerde gün ve gün satır ve satır işliyor olmanız gerekiyor kafanızda. O zaman ancak kendiniz içerisinde ve kurumunuz olarak farklılık yaratabiliyorsunuz. Tabii ki şimdi o otelleri seçiyoruz diyoruz. Oteller de her kurumdan her kuruma fark ediyor. Bazıları şehrin dışında kalabilir, bazı şehrin içinde kalabilir, bazıları işte çadırda kalır, motelde kalır. Şimdi yeni bir trend var, lüks moteller diye 5 yıldızlı otellerden daha bile lüks. Ben bile gittiğimde kalıyorum. Çok keyif alıyorum. Çok böyle heyecanlı ve kaliteli. Ama müşterinize sizin ne vereceğiniz? Bu da bütün maliyetinizi değiştiriyor. Şehrin dışında
Atıyorum şimdi Emit Fuarı var. Emit Fuarı'nın yanında bir tane havalı bir tane otel var ya, İstanbul orası. Ben İstanbul'da kalıyorum diye bana acentacılarım yazıyor. Vay işte görüşürüz arkadaşım falan. Nerede kalıyorsun diyorum. İşte Kaya'da kalıyorum diyor. Dedim yani o İstanbul değil artık. Benim oraya gelmem 2 saatimi alır diyorum. Evet ama İstanbul. 5 yıldızlı otel. Onun da kurgusunu ona göre yapmanız lazım. Onu tercih edebilirsiniz. Veya şehrin merkezinde Armada'yı tercih edebilirsiniz. Veya Hyatt Oteli tercih edebilirsiniz. Aynı kurgu dışarıya da yansıyor. Ruanda, Uganda yapıyorsunuz. Ben Ruanda'da gorillere ne kadar yakın olacağım? Loj olarak. Yani sabah kalktığımda kaç saat benim müşterim gidecek? 40 dakikada mı tırmanma noktasında olacak? Yoksa 3 saat önceden çıkacak, tırmanma noktasına mı gelecek? Tabii ki bir fiyat farkı var. O da 5 yıldızlı, bu da 5 yıldızlı. Bunların hepsi sizin önceden çalışmanıza veya partnerinizle olan diyaloğunuza bağlı. Partnerler çok fazla soru sorulmasını sevmez. Benim ilk başta söylediğim şey, biz çok soru soracağız sana. Hazır mısın? Bizim ne olduğumuzu başından söylüyorsunuz. Sonra şey olmasın. Ya üzülme. Çok soru soruyoruz diye. Ondan sonra işte bölgedeki iklimler, ülkenin koşulları, politik koşulları. Şöyle politik koşulları diyorum. Mesela Nepal'e gezi yapıyoruz. İç savaş var. Biz durdurmadık gezileri. Çünkü ona göre değerlendiriyorsunuz. Şimdi bir Amerikalı tüp patladığında hiçbir yere gitmiyor. Türk tüp patlasa umurunda olmaz, gider. Bu kadar basit yani, kıyaslama bu. Ya cidden komik ama kıyaslama bu. Tüp patladı. Ay ya abi bizim de yani patlıyor zaten kapalı çarşıda, ne olacak canım? Bir şey olmaz. Algı. Balon patlıyor, Amerikalı bütün her şeyini iptal edebiliyor. Bizde öyle değil ama. Acentasına güveniyor, size güveniyor. İç savaş var Nepal'de. Biz bunun için onur ödülü falan aldık. Yani Faruk Bey gitti, onur ödülü aldı. Ne diye aldı? İç savaş varken siz hala turizm yaptı. Evet yaptık, çünkü turistlere karşı hiçbir şey yoktu. Kendi dertleri. Biz de bir şey görmedik. Ha denk gelmedik mi bazı şeylere? Tabii ki. Bir defa grubumuz Zapatistalarla birlikte bir yerlere gitti Meksika'da. Olsun, o da bir kültürün bir parçasıydı diyelim. Tabii ki sonra, şimdi eskiden bu yoktu ama son zamanlarda benzeri geziler yapan yerli veya yabancı acentaların programına ilişkin internet sayfalarını araştırarak, taranarak kendinizin o çerçeve içerisinde nerede durduğunu görmeniz gerekiyor. Ben yaptım yaptım ama benim partnerim veya rakibim veya tatlı rakibim ne yapıyor? Benim bunun içerisindeki farklılığım ne? Bu nasıl maliyetime yansıyacak? Şimdi mesela onu bahsetmedim. Şimdi aklıma geldi, sıcak bir konu olduğu için, sigorta. Bizde ne var? Zorunlu seyahat sigortası. Seyahat acentası bunu yaptırdı, bitti. Süper. İkinci aşaması bunun sağlık, seyahat esnasında başınıza gelirse bir şey onu karşılıyor. Bunun üçüncü versiyonu ise seyahat iptal teminatlı. Yani 6 ay önce geziyi satın alıyor. Poliçesini yapıyorsunuz. Geziye gitmeden bir gün önce diyor ki Allah göstermesin bir şey oldu bana. Bütün parasını geri alıyor sigorta sayesinde. 30 gün önce demiyorum, bir gün önce. Zaten benim için mesela en büyük açmazlardan bir tanesi, bence hepimiz için, 30 gün kala iptal ederse yasa gereği her şeyini alabiliyor. Gıkınızı bile çıkartamıyorsunuz. Ya bu yasada. Çok önceden kurgu yapan firmalar için bu ciddi anlamda bence bir risk. Hiçbir şekilde para kesemiyorsunuz. 29 gün olduktan sonra giderlerinizi kesebiliyorsunuz. Charter yapanları düşünün. Ama sigortada çok ciddi bir kalem maliyette. 5 dolar mı bilmiyorum, 15 lira mı ne şimdi zorunlu sigorta? Sağlık sigortası olsun 20-25.
tutarına göre, süresine göre seyahat iptal sigortası ise 120 ile 350 euro arasında değişebiliyor. 350 bile belli bir tutara kadar. Şimdi 20 bin dolarlık bir gezi satıyorsunuz, karşılamıyor. 20 bin dolarlık gezi var mı? Var. Antarktika. Kuzey Kutbu. Bir yerden atlayıp da volkanın içine girmek. Yani bu tarz şeyler var şu an. Bunlar ucu şey. Transsibirya. Vladivostok'tan biniyorsunuz, Moskova'da iniyorsunuz. 18 gece overall'da toplamda 16 bin euro mu ne? Tabii ki ucuz versiyonları var. Ama bunları karşılayacak altyapısal olarak Türkiye'de de maliyetinize yansıtacağınız kalemler yok. Olsa bile maliyetinizi arttırıyor direkt. Bunlar da tabii ki oynak tutarlar. Sonra tabii ki maliyet kalemlerine gelelim. Ben galiba uzun konuşuyorum, durun bir saate de bakayım da sizde. Peki. Hemen hızlı hızlı o zaman geçeceğim. Oteller ve konaklama biçim ve türevleri. Bunu hepimiz biliyoruz. Farklı otel tipleri, otel yıldızları, bagaj servisinin olması, olmaması, lobisinin büyük olması Türk müşterisi için çok önemli bir şey. Yani ben burada olayım, şurası lobimiz olsun, problem. 5 yıldızlı otel olayım, sıkıntı. Biz şunu görmek istiyoruz. Girince şu olacak. Olmak zorunda. Lokantasının bulunması, lokantasında açık büfe servisinin olup olmaması, ücretsiz Wi-Fi, yani son 4-5 yıldan beri epey bir şey olan, dominant olan, insanlar otele bakmadan hemen Wi-Fi'si var mı diyor. O devirdeyiz. Kendinizi de ona göre her seferinde adapte ediyor olmanız gerekiyor. O da kategorilerinin durumu, standart, premium, luxury, deluxe gibi gibi gidiyor. Junior, suite, suite. Bunların hepsi sizin maliyetinizi etkileyen kalemler. Wi-Fi diyorum, her yerde Wi-Fi bedava değil. Hindistan'a gidin, pek çok Hindistan otelinde para alıyorlar sizden. Ortak alanlarda. Odanıza gittiğinizde ama hemen diyor ki işte şu kadar rupi alırım diyor. Oda kategorilerine geldiğinizde arkadaşınız satıyor standart odada. Siz aynı oteli satıyorsunuz junior suite'de. Ya arada bu kadar fark var. Maliyetinize yansıyan kalemler. Yine tabii ki ne istediğinize bağlı. Ben standart odayı satıyorum. Okey. Ben deluxe oda satıyorum. Ona göre. Sonra tabii ki geziler için seçilen otellerin yerel acenta fiyat kategorisine göre, bunu size bir iç bilgi olarak veriyorum ama bir yerde de kendinizi kıyaslamanız gerekiyor. Kontrolünüzü yapmanız lazım. Herkesin verdiği fiyata da okey tamam ben seninle çalışıyorum değil. Eskiden biraz öyle oluyordu. 3 tane acenta gelirdi. Tamam hangisi daha uygun fiyat veya sana daha yakın? Ona giderdiniz. Ama şimdi öyle değil. Şimdi kıyaslama yapabileceğiniz yerler var. Siz yapmazsanız müşteriniz yapıyor. Bunu da bilmeniz lazım. Maliyetiniz bir şekilde belli noktalarında açık verdiğinizde bunu kapatabiliyor olmanız lazım. Bunu da sizlerden daha iyi bilen olmaması lazım. Çünkü siz seyahat tasarımcılarısınız. Odaların sezonluk fiyatları değişiyor. Ağustos'ta Hindistan, sudan ucuz. Ama Ocak, Şubat, Mart'ta daha pahalı. Bunların hepsi fiyata yansıyan şeyler. Müşteriniz arıyor ya, diyor ki X firma diyor sizden diyor çok daha ucuz diyor. Peki hangi tarihte yapıyor? Ağustos'ta. Tabii ki ucuz olur. Otomatikman. Şu kalemler kafanızda hemen biliyorsunuz. Bundan dolayı daha ucuz. Ekstra yatak hesaplamaları en büyük gol yenilen kalemlerden bir tanesi. Vergiler keza otel, oda vergileri, şehir vergileri, dahil olan yemekler, pek çok firma oda kahvaltı yapıyor. Bazıları sadece oda yapıyor. Yarım pansiyonu var, tam pansiyonu var. Bunların hepsi sizin maliyetinizi etkileyen ve değişkenlik gösteren kalemler. Mavili hanımefendi half board yapabilir. Ben full board yapabilirim. Bir de yani full board bana yetmiyormuş gibi all inclusive yapabilirim. Bütün içkileri de dahil edebilirim.
hepsi maliyetinizde olması gereken şeyler. Tabii ki dinamik maliyet var, ona da geleceğim. O daha da farklı, o daha da bir böyle her yerden nereden ne olabilire girdiğiniz bir konu. Ama genel anlamdaki maliyet, yani genel maliyet ve kişi bazlı maliyet. Sonra otele devam edersem, otel çünkü çok büyük bir kalem oluyor. Eğer tek tek alırsanız, şimdi paket alırsanız, ben mesela karşı taraftan paket almayı tercih etmiyorum. Ben uğraştırıyorum. Her şeyimi kalem kalem alıyorum. Görmek istiyorum. Çünkü ona göre oynuyorsunuz. Yap boz bu. Ya şu öğle yemeğini çıkart, $20 mı? Şu akşam yemeğini koyalım $40 yerine. Şu otelde standart odayla deluxe oda arasında $15 fark var. Normalde hiç sormazsınız bile ama $15 fark ya. $15'ı koy da deluxe'da kalsınlar. Çin'de mesela bir otelde kalıyorsunuz. 6 tane kahvaltı büfesi var. Siz güzel bir grup olarak paket tur yapmışsınız, gidiyorsunuz. Çinli size diyor ki siz şurada yiyorsunuz hanımefendi. Siz oraya bir bakıyorsunuz, aman Allah'ım orası tepeleme böyle yemek. Zaten gözümüz doyacak ya, hemen oraya yönleniyor. Default olarak oraya gidiyoruz. Hop hop diyor Çinli, oraya gelemezsin diyor. Burası diyor. Buraya geliyorsunuz, şöyle bir tabak. Orada da ona baka baka burada yemek yemeye çalışıyor. Sonra diyor ki farkı ne onun ya diyor. $2, $2 only. $2 ne? Ama ne oluyor? Bizim bunları sormamız lazım. Her destinasyonda böyle değil. Avrupa'da böyle bir şey yok. Adamın neyisi varsa onu veriyor. Ama Çin'de aynı otelde 6 farklı büfesi var. Biz hangi büfeden ve ne boyutta yemek alıyoruz? Bunu dahi sormak durumunda kalıyorsunuz. Bildiğiniz için o da diyor ki hay Allah diyor, tamam. Ben buna diyor açık vermeyeyim diyor. Tam bütün her şeyi açık ve net yazayım. Veya diyor ki sen nereden biliyorsun bunu diyor. Ördek çok şey, Çin'e gideceksin, ördek yiyeceksin. Wow, yemek zorundasın. Yemezsen olmaz. Şu kadar ördek var, bir parça veriyor. Yarım ördek var. Şimdi bunların hepsini, hele hele Çin'de, $1, $1. Onun için en önemli şey o. O $1 sizden alması. Siz ondan bir adım önde olmanız gerekiyor. Her destinasyonda kendine göre pazarlama yöntemleri var. Çinliler çok uyanık bu konuda. Hintliler de, Vietnamlılar da. Ama biz de fena değiliz. Ayınca. Otel, yani tek tek söylemiyorum ama ne kadar farklılık gösterebileceğini size madde madde vurgulamaya çalıştım. Şöyle söyleyeyim, incoming yapmış olanlarınız veya bilenleriniz, yerli turist fiyatı, yabancı turist fiyatı, dakika bir, gol bir. Benim bir grubum var diyorsunuz, söyleme ihtiyacı da duymuyorsunuz. Yani Amerikalı bir grubum var veya Türk bir grubum var diyorsunuz. Grup geliyor veya isim listesini yollayınca, ya alo Zekeriya abi, ne oldu? Sorun mu var? Var var abi, ne oldu? Bu grup Türkmüş. Evet Türk. Abi biz sana 20 verdik ya, 60 olur. Ne? Böyle. Nedeni ne? Ya ben bunu çok acı öğrendim. Oldukça eskiden, hiç unutmuyorum Richmond Hotel'den Pamukkale'de. Çünkü bahşiş ve ekstra yapmıyor. Kafada bu var. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi yurt içi turizm patladı. Şu hele hele bu yıl, geçtiğimiz yıla itibariyle birazcık daha oteller bu konuda daha bir duyarlı. Ama eskiden öyle bir şey yoktu. Şimdi incoming tekrar geri dönmeye başlasın. 2019-2020'de ciddi anlamda geri dönmeye başlayacak. O zaman yine aynı şeyleri yaşamaya başlayacağız. Sonra tabii ki o oda müsaitlikleri, kesin oda sayıları, oda türleri, oda türevleri, kaçıncı kat, sigara içilen kat mı değil mi, bunların hepsi sizin ana temelde aldığınız fiyatlarınızı etkileyen kalemler. Otelde ben biraz detaya indim ama bunun hepsinin araçlarda da, rehberlerde de farklılık gösterdiğini hemen vurgulamam lazım. Yani bir arkeolog isterseniz 100 lira veriyorsunuz.
kapıdan hemen bir yerel rehber alıyorsanız 10 lira veriyorsunuz. O da size geliyor diyor ki işte bak bu tahta diyor, masa diyor. Öteki adam bu tahta nereden geldi, nasıl oluştu, kim bunu yaptı onu anlatıyor. Sizin tarzınıza bağlı. Bir tane atladık galiba. Evet, yemekleri biraz açmak istiyorum. Çünkü bu terminolojilerin maalesef turizm içerisinde olan pek çok arkadaşımın daha hala vakıf olmadığını hissediyorum. Bed and breakfast aynı zamanda Amerikan bacağında CP olarak biliniyor. Yani continental, o da kahvaltı kısacası. Halfboard, modified American plan, o da kahvaltı veya herhangi bir öğün. Fullboard, American plan, European plan, sadece oda ve yemek yok, tam Avrupa şeyi. A la carte bildiğiniz gibi menüye göre kendin ödüyorsun, kendini yediğini ödüyorsun. Pek çok firma taslak olarak paketini oluştururken öğle yemeğini ve aslında akşam yemeğini de dahil etmiyor. Öğle yemeğini niye dahil etmiyor? Çünkü ekstra tur satıyor. Öğle yemeği vaktinde gezisi etkilenecek, adam gezisini satın almayacak ekstra tur satanları. O zaman ya ekstra turun içine öğle yemeğini dahil ediyor, paketi bitiriyor veya öğle yemeğini hiç dahil etmiyor. Akşam yemekleri de genellikle dahil edilmiyor, serbest bırakılıyor. Çünkü fiyat arttıran kalemler bunlar. Hepsi, yani bunların hiçbirisi bedava değil. Hepsine bir para ödüyorsunuz. Akşam yemekleri de normal koşulda, benim kurgumda, eğer ben bir şehre ilk defa geliyorsam grup olarak saat kaçta geliyorum ona dikkat ederim. Yorgun bir günden geçtiysem kendimi düşünürüm. Yorgunum, 6 saat yol yapmışım, bir an evvel otelime girip bir duş alıp yatmak isterim yemeğimi de yiyip. Aynı mantıkta öyle bir yolculuk yapmışım, yorgun gelmişim. Yemeğimi yemek isterim. Otele hemen yemeğimi alırım. Aynı şehirde ikinci defa kalıyorsam vermem yemek. Ekstrem bir konu değilse, yani Allah'ın unuttuğu bir şehirde kalmıyorsak vermem. Öneririm nerelere gideceğini. Gitsen birazcık keşfet derim. Verirsiniz listeyi. Önceden çalışmanızı yaptıysanız. Verirsiniz listenizi. Bak otelin buraları var. Şuralara gidebilirsin. Sen git bir yerel insanla temas halinde ol. Bir göster ya, ben Türkiye'den geldim. Bir çay iç, bir kahve iç, bir bira tokuştur. Ne yapıyorsan yap. Kendin keşfet. O olanağı da vermek isterim. Bu da kültürün bir parçası baktığınızda. O olanağı veriyorsunuz. Yoksa vakum halinde dolaşmak gibi bir dünya yok. O etkileşim olmuyor. Sizi tanımıyor. Siz onları tanımıyorsunuz. Uzaktan görüp fotoğraf çekiyorsunuz. Onun için öğle yemekleri, akşam yemekleri yine sizin tarzınıza bağlı, isteğinize bağlı, kurgunuza bağlı. Sonra tabii ki hava yolları giriyor işin içine, trenler giriyor, hava yolları. Ben Hindistan'a Gulf'la gidebilirim, ben Emirates'le gidebilirim, Katar'la gidebilirim. Şimdi Oman hava yolları geldi, onunla gidebilirim. Daha düşük fiyatlı. Veya Türk hava yolları ile gidebilirim. Şu an Japonya'ya gitmek istiyorsunuz, Türk hava yolları başlıyor. 1000 artılardan fiyatlarla ortalama baktığınızda. Ama Gulf'la gidin, Gulf diyorum, Emirates'le gidin 800-700. Ama arada aktarmanız var. Bir uçtan bir uca yürüyeceksiniz. Ama alışveriş yapacağım. Hangisinden? Dolar arda, dolar. Keşke TL olsa. Sonra ulaşım araçları. Her ülkede istediğiniz ebatta ulaşım aracı yok. Oteller de öyle değil. Bizim 4 yıldızlı otellerimiz Avrupa'daki 4 yıldızlı otellerle alakası yok. Biz çok daha iyiyiz. Bir de yani Türk turizmcisi olarak şunu söylemem lazım. Biz bazen çok şeyiz. Oh, hep biz boynu bükük. Hayır, bazı şeylerde biz çok çok iyiyiz. Ama göstermiyoruz. Böyle dik durmuyoruz hemen. 4 yıldızlı oteller, Türkiye'de kaldığınız bir 4 yıldızlı otel aynı düzeyde Avrupa'da bulamazsınız. Bulamazsınız. Onun için o 5 yıldız, 5 yıldız plus'tır belki.
O kadar da farklılık olabiliyor bazı ülkelerde. Bizim bazı oda büyüklüklerimiz var, inanılmaz. Single odada kalıyor. Aman Allah'ım, ben yani bir Almanya'da gördüm single odanın ne kadar büyük olabileceğini. Türkiye'de de gördüm. İspanya, İtalya. Kapımı açamam. İngiltere. Mümkün değil. Bunları da aynı ülkeler olarak bilmeniz gerekiyor. Bu hepsi değişiklikler gösteriyor. Ulaşım araçları da keza her ülkede farklı. Biz biliyoruz o bizim otobüslerimiz çok iyi. Çok çok iyi. Biz hemen adapte oluyoruz yeni modellere vesaire. Bizden arta kalmış olan arabalar başka yerlerde oluyor. Şimdi Hindistan'a gezi yapıyorsunuz. Şunu bilmeniz lazım. Püf noktası. Tüyo veriyorum. 35'liğin üzerinde bir araç yok. Size 42'lik derler. Arka beşliği zaten out edin. Önde motor olur, iki koltuk zaten gitti. Bunları görüyor olmanız lazım. Ben 40 kişi sattım. Ben hemen onu derim. 40 kişi sattım. Nasıl oturacaklar otobüste? Herkes Garfield camda. Öyle. Herkes Garfield. Ben biraz nefes almalarını istiyorum. Birazcık sirkülasyon yapsınlar istiyorum. Amaç sadece satmak değil. Neyi sattığınızı da bilmeniz lazım. Bazı ülkelerde otobüs yok. Minibüsle yapıyorsunuz. Bazı güzergahlarda sadece 4x4 kullanıyorsunuz. Bu adamlar da size bunları söylemez ama siz sormadığınız sürece. Sonra cruise'a giriyorum. Ben cruise uzmanı değilim ama cruise anlamında da bir değinmem gerekirse cruise'dan paketler alırsınız maliyetinize. Genellikle cruise işi birazcık daha nispeten daha kolay ve tatlıdır. Çünkü birileri sizin için hazırlamıştır, komisyon verir. Başına sonuna uçak koyarsınız veya uzantı pre-post yaparsınız, tamam. Ama onun içerisinde bile geminin içi, aktiviteleri, liman vergileri, bazen geminin kendi tutarından bile daha fazla olabiliyor. Onun haricinde indiğiniz şehirde ne yapacaksınız? İstanbul'a iniyorlar. Şimdi gelmeye başlayacaklar maalesef. Yani ben çok fazla sıcak bakmıyorum. Kitlesel turizme çok fazla bakmıyorum. Çünkü over turizm denen bir terminoloji var. Tüketiyoruz bazı gittiğimiz yerleri. Turizm güzel ama fazlası da çok iyi değil. Her şeyin fazlası zarardır. Over turizm denen bir son zamanlarda eğer takip ediyorsanız 1-2 yıldan beri yıpratıyorsunuz. Ona da saygı göstermek gerekiyor. Bunun bilincinde olmanız lazım. Ben mesela keşke Ayasofya günlük bir limiti olsa daha fazla insan giremesi. Çünkü bu Ayasofya bizim Ayasofya'mız. Başka hiç kimse de yok. Benim amacım ne? Gelen insan bugün giremiyor mu? Bir gece daha kalsın. Otelciye faydası var. Rehbere faydası var. Bana faydası var. Ayasofya'yı da yıpratmayacak. Şu an biz Ayasofya'yı bugün gördüm, işte Ayasofya paylaşıyor. Sıra o kadar fazla ki hiç kimseye hayır demiyoruz. Gel. Ayasofya onun için yapılmadı ki. Bunun gibi o kadar çok örnek var ki. Bir de şu var. Sorumlu turizme birazcık değinirsem. Ben yurt dışında çalıştığım bir kurum, nasıl algılarsınız bilmiyorum ama Türkse çalışmıyorum. Çünkü uyanık bir arkadaşımız gidiyor, açıyor dükkan. Oo, bütün Türkler oraya geliyor. Bütün Türkler de ondan alıyor. Ben yerel insana para kazandırma taraftarıyım. Nasıl ben burada bir incomingciysem, bana para kazandırmalarını bekliyorsam, yani Grand Circle gelip buraya Amerikalılarla birlikte ofis açmış da incoming yapıyor olması beni çok fazla mutlu etmiyor. Ama bakış açısı. Sonra dediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi dikkat edilecek değişken giderler. Uçak vergilerinden tutun, öngörülmeyen masraflar, şehir vergileri, ikramlar, bahşişler, bağışlar, seyahat sigortaları, özel girişler, uçak biletleri hali hazırda dahil değil ise bu dönemlerde tabii ki sabit anlaşma yapıyorsunuz. Emisyonunuzu ödediğiniz sürece o fiyat değişmiyor. Ekstrem bir konu olmadığı sürece. Ama tabii ki şu da var, her zaman hava yolları uçaklarını iptal etme hakkına sahip. İptal eder,
ben sana böyle böyle verdim ama bak işte bunun içinde $200 fark ödemen gerekir veya işte bir otelde kalırsın vesaire gibi. Hele hele belli bir zaman önce 2-3 bir yıl önce bir hava yolları burada epey bir o konuda şeyi vardır, vukuatı vardır. Bu da fikir vermesi için karşı taraftan nasıl teklif istenir? Mümkün olduğu kadar her şeyi yazmaya çalışırız. Daha devamı var, merak etmeyin, bir sayfa değil. 10+1. Artı 1 ne demek? Bir kişi. Free of charge. Yani rehberiniz. Eğer rehber yollayacaksanız. Tabii ki püf noktaları. Bir kişi free dersiniz, adam size double da yarım free verir. Uyanık olmanız lazım. Ben single istiyorum. Maliyeti var, yedirecek. BB mi? DUS mu kalacaksınız? Double mı? Twin mi? Bunlar belirtilmesi lazım. Halfboard istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Veya hemen hali hazırda bana akşam yemeklerinin farkını ver arkadaşım diyeceksiniz. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca yerel konuşan rehber istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Veya Türkçe mi istiyorsunuz? Bana mesela en fazla son zamanlarda sorulan. Ama bizde Türkçe yerel rehberlik yok. Ben zaten istemiyorum arkadaşım diyorum. Rahat ol. Ben kendi rehberimi yolluyorum diyorum. Oh çok rahatladım. Peki hangi dilde istiyorsun? Mecburi mi? Mecburi ise mutlaka alıyorum. İlk defa gidiyorsam yine mutlaka alıyorum ama ikinci, üçüncü defa gittiğimde almama gerek yok. Bir kalemden kurtarıyorum kendimi. Niye? Çünkü benim zaten giden rehberim bana sadık olduğu için benimle birlikte. Hep gittiğinden dolayı biliyor. İhtiyacı yok. Orada önemli olan kritik faktör şoför. Şoför yolu çok iyi bilmesi lazım. Sonra tabii ki en yeni model araçlar. Lüks mü, klimalı mı, mikrofonu çalışıyor mu? Markası gerekirse söylüyorsunuz. Yazdım burada aklıma gelenleri. Çalışan mikrofon önemli çünkü rehberiniz orada çıkacak. Eline saz alacak, dans edecek, şarkılar söyleyecek. CD çaları var mı, MP3 çaları var mı? İki kapılı mı, tek kapılı mı? Benim için operasyonel yönden bunlar önemli şeyler. İki kapılı daha pahalı olabiliyor, tek kapılı daha ucuz olabiliyor. Hepsi bunlar kalem kalem benim maliyetime yansıyan şeyler. Tüm servis bedelleri, yerel rehber, hizmet verenlere iletilecek bahşiş. Der ki sana ya biz uygun olanı şu kadardır der. Tamam sen raconu alırsın ama onu illaki vermek zorunda değilsin. Herkes en fazla bahşişi almaya çalışır. Şimdi bir tren firmasıyla iş yapıyorsunuz. Size diyor ki kişi başı günlük $200. Ben yani kusura bakmayın $200 veremem yani vermem de. Ne yaparsa yapsın. Zaten onlar da en topu söylüyor size. 100 alsa mutlu. Onu da tartıyorsunuz. Ama bunların hepsinin ön bilgisini almanız gerekiyor. Şimdi bunu bir firmadan aldığınızı düşünün. Üstüne 3 firmadan daha aldığınızı düşünün. Önünüzde 3 tane örnek var. Sağlama da yapabiliyorsunuz. Ona göre de kim, nerede, nasıl duruyor, ne şekilde duruyor? Plan programınızı da ona göre yapabilirsiniz. Otel bahşişleri, özel ulaşımlar, çay kahve servisleri, varsa gemi seyahatleriniz, iç hatlar. Püf bir nokta. Buradan da alabilirsiniz Türkiye'den. Bazı hava yolları verebiliyor, bazı oluşumlar verebiliyor veya oradan da alabilirsiniz. Ama sizin sorumluluğunuz her ikisinin de fiyatını biliyor olmanız lazım. Ben mesela örnek vereyim. Hindistan'a çok gezi yaptığım için Hindistan'ın iç hatlarını burada satan bir kurum var. Asla bana Hindistan'daki yerel acentalar gibi fiyat veremiyor. Çünkü şunu biliyorum ki Hindistan TÜRSAB'ı diyeyim. Diyor ki öncelikle benim seyahat acentalarım önemli. Benim seyahat acentalarım en uygun fiyatı almak zorunda. Sonra dışarıdakiler $10, $5 daha fazlasına satabilirler. Ama her ülkede bu böyle değil. Bunların hepsi de sizin maliyetinize yansıyan faktörler. Sonra tabii ki gelelim en önemli şeye. Niye bu işi yapıyoruz? Para kazanmak için yapıyoruz. Ticari bir kurum olduğumuz için yapıyoruz. Babamızın ayrına yapmıyoruz. Günün sonunda oh ne güzel buradan bu kadar kazandık, şöyle kazandık vesaire diyoruz. Normal koşulda bir firmanın
yüzde oranı %5 ile %15 arası olması gerekir. Daha fazla varsa tebrikler. Herkes bizi çok böyle yüksek fiyatlı bir yere koyar. Bizim oranımız bunun buralarında, öyle söyleyeyim size. Ha? Net, net. Şimdi niye bunu söylüyorum? Servisinizi arttırdıkça, maliyetinizdeki kalemleri arttırdıkça fiyat artar. Panoramik gezi, panoramik gezi demek ne demektir? Uçaktan indiniz, otele giderken etrafınızda gördüğünüz. Panoramik gezi, bunun bir ederi yok. İnip dolaşırsanız bunun bir maliyeti var. Yıllar boyunca Türkiye'den panoramik gezi, panoramik gezi, panoramik gezi yurt dışına. Biz de İstanbul'dan çıkıyorsunuz. Yolda surlar var. Ben surlarda inip Yedikule zindanlarına giriyorum. Bir girişi var, bir rehberlik var. Bu bir masraf. Bunları ben alt alta maliyetimi koyunca fiyatınız ona göre fiyat oluyor. Yüksek oluyor, yüksek görünüyor. Ama içine bakmanız lazım. Herkesin yine tarzından fark eden kalemler bunlar. Sonra tabii ki hep ben sağlama yapmayı çok sevdiğimden dolayı ben ne alırsam alayım, ben sağlama yapmayı çok severim, kontrol ederim. Benim takım arkadaşlarım da ofiste bu mantıkla çalışırlar. İlk bize giren arkadaştan olmak üzere eğitimi de bu yönde veririz. Biz her zaman ne aldığımızı, ben hiç kimseye güvenmem karşı tarafta, kendi takımımdan başka. Güvenmem. Çünkü o da kendi takımına güvenir. Ya bu, ben futbol sevmem, hiç öyle takım tuttuğum da yoktur ama hep futbollardan örnek vereyim nedense. İki takımın çarpışması gibi. Herkes kendi çıkarına bakar. Ben de kendi çıkarıma bakıyorum. Sen bana cidden, otelleri ben ayrı ayrı aldım. Girerim bu sayfalara, üşenmem. Bakarım. Nerede duruyorum? Hemen karşı tarafa sert bir şey yazmadan önce vergiler vardır, bunlar dahil etmez, ona bakarım. Yani adil de olmak gerekiyor. Sonra tabii ki böyle detaylar var. Bakmamız gereken, bizim baktığımız en azından. İşte otellere giriyor bu yine. Otel şehrin merkezinde mi, dışında mı, nasıl olabilir, bagaj servisi var mı? Bizde mesela İstanbul'da bavulu verir, indiği güzergahtaki otelde o bavulu görür. Bir daha bavulunu görmez müşteri. Bu bedava değil. İstanbul'da para ödüyorum. İndiği havalimanında para ödüyorum. Oradaki otelde indiğinde para ödüyorum. Hele bu İskandinavya'ysa son iki aşamada ortalama 5 euro ödüyorsunuz. Bavul başına. Müşteriniz 5 veya 2 bavul veya 3 bavulla geldi. Hesabınızı yapın. Bu ama değişken bir maliyet. Ben bilemem müşterim kaç bavulla geleceğini. Önerebilirim sadece. Tabii bu nedense şu ana kadar bunu çok iyi bilen, bana en azından denk gelmedi, single supplement farkı. Buradan çok gol yeniyor. Yani çift kişilik oda fiyatı veriliyor, single oda fiyatı veriliyor. Onun arasındaki single supplement, yani tek kişilik konaklama farkının hesaplaması. Pek çok firmanın hesaplamasında bunun hatalı olduğunu da görüyorum. Yeni üniversiteden çıkmış olan arkadaşların da fiilen bunu tam olarak anlatılmadığını görüyorum. Onun için bunu burada söyledim ve bunu şöyle kısaca ve çok özetle yarısı alınır dedim. Bazı yerlerde bu değişebilir. Tabii buradan şu faktör de var. Paket tur yapıyorsunuz. Şunu da sormanız gerekiyor karşı tarafa. O da bir püf noktası. Kaç tane single oda satabilirim? Size şunu da diyebilir. Sen benden 10-10 da aldın. Onu da ben single oda olarak vermedim ki sana. Sen onun %60'ını geçtiğinde kusura bakma, bana fark ödemen lazım. Eğer siz single oda satan bir kurumsanız ona da ona göre dikkat etmeniz gerekir. Püf noktaları.
Bir gezi sadece uçak, otobüs, otelden ibaret değildir. Daha fazladır. Sizin emeğinizdir, sizin terinizdir, sizin yaratıcılığınızdır. Benim için ne olduğunu kısacası burada yazdım. Bu benim için ne diyeyim? Moto. Yani bunu hedefleyerek, kendinize bir hedef noktası bularak, buradan çıkış yaparak maliyetlerinizi, gezilerinizi tasarlıyorsunuz. En azından ben. Sonra taslak program hazırlarken müzelerin açık veya kapalı olması, ona göre programınızı oturtturmanız çok önemli. Bunu sormazsanız karşı tarafa, size atıyorum Topkapı'yı salı günü veya işte pazartesi günü diye önerebilir. Hiç onu düşünmez sizi kazanmak için. Ama siz oraya gittiğinizde Ayasofya kapalı. Ne yapacaksınız? Ben bir daha gelemem ki buraya. Bunu ama karşı taraftan beklememeniz lazım. Bunu bitirdikten sonra bitmek üzere. Sonra tabii ki başta bahsettiğim vize. Vize, 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 vize. Türk müşterisi için vize çok önemli. Şimdi veya incoming yapanlar için artık kapıdan vize alınmıyor. Kalktı. Amerika'da önceden vize alması gerekiyor. Biz vermiyoruz havalimanında artık vize. En son Uman Hava Yolları'ndan biliyorum. Uçakları iniyor. Konu o gün değişiyor. Umaniler girişte alıyor vizeyi. Hiç kimsenin haberi yok. Hiç kimse bildirmemiş. Adamlar böyle bekliyor. Vize yok. Bir özellik gösterdiler de girip aldılar. En önemli farklar yerel acentanın fiyatındaki, otellerin standartı, deluxe sea view, manzaralı olması. Maalesef ben hiç buna katılmıyorum ama benim odam bilmem neyi görüyor, onun için daha farklı fiyat alırım. Yani bunlar çok eski, demode şeyler benim için artık. Yani otelciler de artık bu kategorilerden geçmesi lazım ama maalesef hala benimkisi işte köşeden bilmem neyi görüyor, onun için şu kadar farklı gibi. Tamam, o zaman duvara bakan oda da o zaman sudan ucuz olması lazım. Hayır, öyle değil. Hiçbir yere bakmayan odalar satabiliyorlar bu arada. Onu da, bu da mesela bir maliyet gideri. Rusya'da bazı oteller var. Odaların hepsi içeriye bakıyor. Ama en lüks otellerden bir tanesi. Birazcık Google TripAdvisor'a baktığınızda görüyorsunuz zaten hemen. Ön çalışma. Çünkü hemen size o kategoriyi veriyor. Bir otele geliyorsunuz, camı yok. Ya camı yok, boşluğa bakıyorsunuz. Karanlık. Ama evet, St. Petersburg'un en güzel otelinde kalıyorsunuz. Evet, söz bitmek üzere. Sonra soruları bir ara verecekmişiz. Sonra sorularınızı alırım kalanlarınızda. Dinamik kotasyon. Dinamik kotasyon benim en fazla yaptığım şey kurumda. Her şey oynak. Yani her şeyi farklı farklı alıyorum. Paket almıyorum. Benim size göstermeyeceğim tabii ki, bu bir şey, iç özel bir şey ama benim bir normal kotasyonum şöyle uzuyor. Çünkü her şeyimi kalem kalem alıyorum. Her şeyimi, ama aklınıza gelebilecek her şeyi kalem kalem alıyorum. Oynayabildiğim için. Ama bu tabii ki ne oluyor? Bir kalemi unutursam gol yiyorum. Dinamik ve her an oynayabiliyor bunlar. Çıkartıyorum, onu koyuyorum, çıkartıyorum, onu koyuyorum. Gezinin gidişatına göre bunu da koyayım diyorum, bunu buradan aldım, bunu koydum. Çünkü bazı sürpriz faktörler var oynayabileceğiniz. Söz verdiklerinizde tabii ki oynayamıyorsunuz. Ama bazı kalemler var ki hediye vereceksiniz, oynayabilirsiniz. Verdim, vermedim, koydum, ekledim, çıkarttım gibi. Bundan dolayı dinamik kotasyon en çok sevdiğim kotasyon benim. Bazen şu olabiliyor, otelimi ben Booking'den de alabilirim. Aldım, veriyor. Yapmadım mı? Yaptım. 10 oda, 15 oda aldım. Hiç acentadan almadığım da oluyor. Bana yapmıyorlar mı burada? Yapıyorlar. Incoming'ci Amerikan firması geliyor. Ben otelimi Booking'den aldım diyor. Benden daha ucuz. Ben hayatımda öyle bir fiyat görmedim.
Otelciyi arıyorsun ya abi, bu ne diyorsun? Ya vallahi bizim işte merkezden böyle bir fiyat görüyor. Ben zaten seni satamam ki. Çünkü öyle bir fiyat yok. Ama aynı kurgu oradan başıma geldi, dersimi çıkarttığım için. Aynı kurguyu dedim ya, biz de yurt dışında yapamaz mıyız? Yapıyorum. Ajanta bana diyor ki ben alamam o fiyatı. Ben alıyorum Booking'den. Veya bazen otele yazıyorsunuz. Otellerle de zaman içerisinde güzel ilişkileriniz olunca otel farklı, araç firması farklı, lokantadan ayrı fiyat alıyorsunuz. Hepsini bir araya getiriyorsunuz. Bu bütün bu oynak faktörleri ortaya, dinamik kotasyon çıkıyor. Bu bir operasyoncu için yönetmesi en zor kotasyonlardan bir tanesi. Çok büyük riskler var yani, hepsini aynı zamanda mükemmel olması lazım. Evet öyle. En kolay şey paket almak. Her şeyi toplu aldım. Bitti. Ama içini bilmiyorsun. Yolcunun size ya şunu çıkart, onun yerine bunu koy dediğinde 2-3 günün gider. Ve oradan ne kadar gol yiyorsun bilemezsin. Der ki işte şu oteli çıkart, yerine Four Seasons koy. Sana bir fark yollar. 20 euro indirdim. Allah Allah ya, Four Seasons yani nasıl 20 euro düşebilir? Öyle. Ben çünkü çok ucuz fiyat aldım. Ama biliyorsunuz ki arka planda o aslında 120 euro. Size sadece 20 euro yansıtıyor. Çünkü benzer şeyi siz de karşı tarafı yapıyorsunuz buraya gelince. Aynı dili konuşuyoruz genel anlamda. Bu örnek bir maliyet dosyası verdim buraya. Birazcık dağıldı ama size genellikle ulaşım, konaklama, yemek, sürpriz, eğlence vesaire, dans, show, bilmem ne varsa onlar. Bunları kalem kalem genel gider olarak koyup sonra kişi sayısına göre bölüyorsunuz. Dikkat ederseniz burada aracı mesela 50 kişiye bölmüş. Ama diğerleri kalem kalem götürüyor. Bizim sistemimizde de dediğim gibi iki sayfamız vardır. Ön sayfamız bütün her şey kalem kalem yazılır. Genel gider arka sayfada yazılır. Arka sayfanın toplamı kişi sayısına bölünüp ön sayfaya gelir. Ve size altta çıplak maliyetinizi gösterir. Tabi burada bazı faktörler de var. Bazı ülkeler size sevdiğiniz veya aşina olduğunuz dolar veya euro fiyatı vermez. Japonya asla dolar ve euro fiyatı vermez. Japon yeni fiyatı verir. Bir de orada dinamik kotasyonda kurla uğraşırsınız. 100 mi oldu, 105 mi oldu, 110'a mı çıktı, aman Allah'ım düşüyor, ediyor vesaire vesaire. Ve taslak ve nihai paket sunumu. Yani bu bütün hesaplamalar, veriler, kontroller yapıldıktan sonra, bütün kalemler girdikten sonra, maliyetinizi soktuktan sonra, hepsini yazıp üstüne karınızı koyduktan sonra bunu müşterinize sunma aşaması. Yani yazıya dökme aşaması, yani öyküleştirme. Çünkü o ilk müşterinin gördüğü. Tamam, fiyata bakıyor ama sonuçta o öyküye bakıyor. Ne sunduğunuza bakıyor, ne anlattığınıza bakıyor. Ben ne satın alıyorum'a bakıyor. Burada bir örnek veriyorum. Oma Vadisi, bizim geçen sene yaptığımız. Açık ve net. Ne var, ne yok. Gün gün ne yapılıyor, ne ediliyor. Her şeyi yazıyorsunuz. Bunun hepsi bir kalem. Hepsi bir kalem. Bu kağıdın bile bir gideri var. Renkli bastığınızda bir gideri var. Siyah beyaz internetten işte verdiğinizde de bir gideri var. Hepsinin bir gideri var. UNESCO Dünya Mirası Listesi bizim için çok önemli. Oraya bazen özel giriyoruz. Ekstra para ödüyorsunuz. Yoksa siz de gidiyorsunuz. Ama ben orayı boş boş dolaşmak istiyorum. 2000 tane Çinliyle bir anda dolaşmak istemiyorum. Yeni korkunç marketlerden bir tanesi Çin ve Hindistan. Ciddi anlamda dışarıya seyahat etmeye başladılar. Gittiğinizde bazı yerlere giremiyorsunuz bile. Önleminizi almanız lazım. Ne diyeceksiniz, Çinliler mi? Öykümüzü anlatıyoruz. Ödemelerimizi söylüyoruz. Sonra en önemli şey, fiyata neler dahil, neler dahil değil, onu anlatıyoruz. Tabii ki hemen orada kısaca diyoruz ki, kısaca dış hatlar hariç her şey dahil. Yani işinizi kolaylaştıralım. Ama bakın, 10 akşam yemeği, 10 öğle yemeği, bir kumanya şeklinde öğle yemeği. Niye kumanya veriyorum acaba? Ucuz olduğu için değil.
Demek ki o yolda bir sıkıntı var. Ben de çok rahat şey diyebilirdim. 11 öğle yemeği diyebilirdim. Ama o zaman yanılgı oluyor. Bir öğle yemeği benim oturmalı değil. Elimde kutuyla yiyorum. Devam ediyorum. Havalimanı transferleri, bunların hepsi maliyet. Bunlara girmiyorum. Biz mesela evden alıyoruz, havalimanına götürüyoruz. Havalimanında iniyor, evine götürüyoruz. Ayrı ayrı, grup değil. Her katılımcıya. Bu bir servis. Bunun bir bedeli var, ucuz değil. Sonra da bütün her şeyi ezbere iş yapma. Konuyu anlayana kadar lütfen sor. Herkese de bunu söylüyorum. Hiç kimse bu işe doğmadı. Ben bu işe doğmadım. Her gün ben ne öğreniyorum diye bakıyorum. Belki birazdan sizinle konuşunca bilmediğim bir şey öğreneceğim. Bu heyecan yaşadığınız sürece her zaman bir adım önde oluyorsunuz. Hiçbir zaman copy paste yapmıyoruz. Ne üretiyorsak kendi içimizde üretmeye bakıyoruz, yaratmaya çalışıyoruz. Benzerlikler tabii ki olabilir ama copy paste yapmıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim zamanınız için. Şimdi herhalde bir mola var. Ondan sonra soru cevap olacak eğer. Ha öyle mi? Peki.